Böyle workshop gibi şey sormuşlar. Bir espri sıfırdan hangi aşamalardan geçiyor? Damıtıyorsun abi. Damıtıyorsun. Üstüne birazcık sözcü gazetesiyle vuruyorsun. Birazcık sözcüyle vuruyorsun. Eğer fazla sözcüyle vurursan birazcık böyle akite yatırıyorsun. Sonra hepsini kapatıp Doğuş'a belliye veriyorsun. O ne yapacağını biliyor. Hoş geldin. Bizim gibi ülkede bize yapmak zor mu sence? Sence? Bahçeli şakalarını yapmaman gibi, Ümit Özdağ şakaları zor gibi ne dersin kardeş? Biletler Bilet X'te yazar mısın? Merhaba, hoş geldin. Siyasi şakalar yapmak gerçekten başına bela açıyor mu? Bu konuda cesur buluyorum seni. Böyle devam. Çok açmıyor. Çok açmıyor. Biraz açıyor. Henüz. Henüz açmıyor. Henüz. Henüzle bitir bence. Diyelim Fazlı ile Cem denize düştü. Birini kurtarabiliyorsun, hangisini kurtarırsın? Mesut Süre. Mesut Süre nerede? Mesut Süre nerede? Bana sıra burada bana gelmez. Hoş geldiniz öncelikle Batur abi. Kumandanlığı başlama ne zaman kaldı? Siz bunu teşvik eden şey ne oldu? Ya çok komiktim ben. Ya sosyal hayatımı etkiliyordu. Buna bir şey bulmam gerekiyordu. Meslek yaptık. Yani çok saçmaydı. Komik olmak çok zor bir şey arkadaşlar, işiniz bu değilse. Yani şimdi komedyen olduğum için yırtabiliyorum. Olmasaydım çok zorlanıyordum ya. Böyle bir şeydi. Alakasız her yerde şaka yapıyordum. Cenazeler. Abi ağzıma gelip duruyor şaka. Ağzıma şakalar geliyor ve yapamıyorum. Dışarı çıkıp çocuklar yapıyorum. 5 senedir de cenazeye gitme, beni cenazeye çağırma. YouTube'a koyduğun gösteriden sonra yeni gösteri hazırlayıp canlı gelenlere onları mı anlatıyorsun? Aynen öyle kardeşim. Adı da hem de nasıl. Tüm Türkiye'de geziyoruz, her yere geliyorum. Geleceğim. Oraya da geleceğim. Neresi orası bilmiyorum. Bak nasıl moda çat diye girdim. Bu şey mi? Bu Oğuzhan Uğur değil mi bu? Bu o tabii. Aa bu. Sizin politik mizahınız epeyce ılıman. Endişe etmiyorsanız daha yüksek dozlu gider miydiniz şovlarınızda? Hepimiz bizi içeri alacak şakanın ne olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ne istiyorsunuz yani? Hepimiz biliyoruz yani. Muhalif kesim tarafından bayraklaştırılmak mı yoksa reisler tarafından linçlenmek mi? Sence hangisi daha tehlikeli? Hiç gidecek bir yerde yok. Kitleyim burada arkadaşlar. İkisi de çok kötü ya. İkisini de sevmedim. Merhaba Baturay. Seni son zamanlarda Instagram Reels'lerde gördüm. Sonra YouTube'daki gösterini izledim. Çok başarılı ve potansiyelli bir komedyen. Sağ ol kardeşim. Umarım başarın daim olur. Bu ülkedeki diğer komedyenin üçüncü komedi filmleri yapmaz. Kıbrıs'a gidip kumar borcuna batmazsam yaparım. Yapmam ya. Kıbrıs'a gidip kumar batağına saplanırsam yaparım. Onun dışında yapmam. Rahat ol. Para mühim değil yani. Kardeşim hoş geldin. Bomba gibisin. Sözlük ve yazarlar hakkında ne düşünüyorsun? Mesela topunuzun da girilmemesi lazım. Herkes bireysel değerlendirmeli. Sözlük hakkında bütüncül bir düşüncem yok. Kritik okuma yapabilen insanlar için faydalı bir yer olduğunu düşünüyorum buranın. Şarkılarınızdaki sözleri kendiniz mi yazıyorsunuz? Göt. Hoş. Merhaba Baturay. Mizahı olarak seni yeterli görmüyorum. Darılmaca gücenmece olmasın. Okay. Eskiden saraylarda insanları güldüren soytalar olmuş, o benim. Ve gerçekten de güldürememiş, güldürürlermiş, saygım sonsuzdur mesleğe de. İşte tam olarak bu grupta olduğunuzu düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun. Bizim ülkede komedyene komedyen dışında bütün sıfatları yükledikleri için. Bizim ülkede komedyen şaka yapan insandır yani. Akil insan gibi yaklaşıyorlar komedyene. Bu böyle olmalı diyen adam değil ki. Sana sorum, senin hayatında önemli yeri olan ve kendini usta olarak kabul ettiğin, izinden gittiğin 3 tane bize ustası. Cem Yılmaz, Dave Chappelle, Larry David yazsana ya. Baba sen bu zamana kadar neredeydin? Neden bu kadar geç duyduk adını? Bizim cahilliğimiz mi yoksa reklam yapamadın mı? Reklam yapamadım. İstanbul'a çok geç geldim. Tanımıyorum seni. Kendini tanıtabilir misin? Stand-up komedyeniyim. Bu kadar. Baturay Zafer Partili misin? Hayır. Hiçbir partiyi desteklemiyorum. Buralardan araklayıp kullandığın espri oldu mu hiç? Hayır. Ya ben araklamam da. Benim gösterimden sonra Ekşi'de gündem olmuş şakamı gördüm. Aynı gün, aynı şekilde, cümle cümle gördüm. Ve o şakayı anlatmayı bıraktım. Hayat felsefen nedir? Yarın bitebilir. Hayat felsefen bu. Babanız at yarışı oynar mıydı? Ya adım Baturay ya. Benim at ismi benim adım. Öyle sanırım at ismi diyorlar. Senin adın at ismi mi? Adım Baturay, at ismi benim adım.
Hocam hoş geldin. Siyasi mizah yapan ender komedyenlerdensin. Dozunu çok iyi ayarladığını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yaptığın siyasi mizahın dozunu arttırmayı düşünüyor musun? Not Samsun'a bekliyoruz. Samsun'a geldim ya. Samsun'a gittim, sonra daha çok Samsun'dan talep geldi. Gittiğim her şehirde bir daha gel çok talep oluyor. Geleceğim ama Samsun'a. Şakada dozaj diye bir şey yok bence bu arada. Baturay kardeş, Cem Yılmaz'dan ve türevlerinden bıktık. Cem Yılmaz'ın türevleri mi? Cem Yılmaz'ın türevini alıyorsun. Sonra integralini alınca tekrar Cem Yılmaz çıkıyor, evet. Senin gibilerini daha sağlam görelim ki, yani siyasi mizah yapabilesin. Arkanda güçlü topluluk olsun, bir dost tavsiyesi. E tabii yani, her üretici desteklendiği kadar vardır. Patronaj. Selam, sen de kızlar kendini güldüren erkeklerden hoşlanır, yanına kapılıp komedyen olanlardan mısın? Kızlar kendini güldüren erkeklerden hoşlanır, böyle bir şey değil ki ya o. Bu mesela çok yanlış bu arada. İnsanlar hoşlandıkları insanlara gülerler. Sempati ve empati duyduklarına. Hoş geldiniz. Yerli ve kirli ismini gösterdiniz, çok beğendik. Benim sorum, yeni şakalar üretebiliyor musunuz? Daima. Bambaşka şakalarla dolu yeni bir gösteri izleyebilecek miyiz? Her zaman. Louis C.K. gibi bütün yerli kirli gösterisi bir kenara koyup sıfırdan yeni şakalar yazmak istiyor musunuz? Evet. Yoksa bir güzel gösteriyle saman alevi parlayıp kayıp gidecek misiniz komedi dünyasından? Hayır. Bence Türkiye'de stand-up konusunda ilk nesilde Cem Yılmaz, Ata Demirer vesaire vardı. İkinci nesilde Mesut Süre, İlker Gümüşoluk vesaire. Üçüncü nesilde siz, Tuna Kalınsaz, Deniz Göktaş, Tahsin Asoğlu var. Aslında ben ikinci nesildenim ama ben Ankaralı olduğum için size üçüncü nesilde denk geldim. Ben stand-up'a başladığımda Facebook'tan birbirimize ekliyorduk. Cem İşçiler, Mesut Süre ve İlker Gümüşoluk benim Facebook arkadaşımdı. Selamlar, yerli ve kirli de AKP'li amcanızdan bahsettiğiniz kısımda kara deliğin yakından çekimi diye bir foto paylaşmış NASA. O benim dayım diye devam ediyorsunuz. Gelin bir karar verelim. Bugün o kişi dayınız mı? Evet, gösteride dayım mı amcam mı? Amcam diye başlıyorum, dayım diye gidiyor. Çünkü hem dayım hem amcam var. İkisi de öyle. İkisi de tek bir insan gibi geliyor. Biraz daha açık yapmam lazımdı belki o şakayı. Bardaki, o gösterideki insanlar bunu anladı ama YouTube'dan izleyince aynısı olmamış. Hoş geldin kardeşim. Yerli vekili stand-up gösteri ilk 10 dakikasını saymazsak diye. Gayet akıcı ve komik. Bazı yerlerde gülerken püskürdüm. Eyvallah. Özellikle asker emeklisi babanı ve amcanı anlattık. Komik olmak için küfür şart mı? Değil. Küfür olmadan komik olamıyorum. Ben küfürle varlığımı... Ya sinir oluyorum oğlum bu soruya ya ben. Küfür ben normal hayatta çok... Benim gösterimde dur şurada küfür edeyim diye bir yer yok. O an küfür etmek istiyorum ve ediyorum. Küfürlü komedi mümkün. Ülkemizde güncel siyasi espriler korkmadan yapan tek komedyensiniz. Biraz riskli bir alan. Sizi izlemeye gelenlerin hepsi sizinle benzer siyasi düşünceyen olmayabilir. Tek değil, yayın hayatındaki ben bir tarafın komedyeni değilim bu arada. Ben siyasi şaka yapmak için de siyasi şaka yapmıyorum. Bana komik gelen şeyleri anlatıyorum. Bazı şakalar da siyasi temalı. Baban gerçekten asker mi? Lan böyle bir şey yalan olabilir mi? Ya değil ya. Nalbur. Ya ilk sözlük çok acayip bir yer gerçekten. Bütün foyam düştü şu an. Bayramda çocuklu misafirlere arkadan ses olsun diye açtık. Yanlış. YouTube önermiş, tanımıyorum da. 5 saniye geçti, geçmedi. Penisim diye başladı diye. Bozultuya vermeden kedili videolara geçtim. Evimde ilk defa belirgin bir ses tonuyla bir herif penisim diye bağırmış oldu. Özür dilerim. Bayramın bereketini kaçırdı. Daha da izlemem yazmış. Abi özür dilerim ya. Çok komik bir an olmuştur biliyor musun? Penisim dememişimdir ilk 5 saniyede de. Sen ileri almışsındır lan kapatayım diye. Özür dilerim. Destroy everything. Nike bak. Tuna Kalınsaz'ın virüs gibi yaydığı yani kalıbını sürekli kullanması ses tonunun bas olması sebebiyle itici duruyor. Ayrıca yaptığın tiplemeler Recep İvedik mi? Ses konusu toler edebilir fakat biliyorsun veya alkış gelince yapma yapma gibi Cem Yılmaz'la bütünleşen hitapları görünce koca bir siktir çekmiş bana. Balzak uyurken sabah 6'da yazılan bir entry bu. Sabah böyle sabah saatlerinde insan çok pozitif olmuyor. Teşekkür ederim. Yani çok evet dikkat ediyorum. Yazılı bir metin oynamadığım için konuşurken de yani diyorum. Sesimin bas olmasına yapacak hiçbir şeyim yok. Biliyorsun şey yani bilmiyormuş gibi bakıyorlar. O an ağzından çıkıyor yani. Yo neden bak? Alice Harikalar Diyarı'nda diyorum. Biliyorsun diyorum. Ha diyor. Yani bir şeyin komik olması için karşı tarafın öncelikle bilmesi gerekiyor. O yüzden öyle diyorum. Bilmiyorsa biliyorsun deyip tahakküm altına alıyorum. Biliyorum, biliyorum diye. Alkış gelince yapma yapma şu. Bu konuda çok eleştiri aldım. Alkışı ben sevmiyorum stand-up'ta. Cem Yılmaz'la bütünleşmesinin sebebi aklın yolu bence bir. Onunla alakası var. Yani alkış gelince insanlar enerjisini atıyor. Ve sonraki şakayla o timing bozuluyor. Yani alkış ne zaman bitecek bilmiyorsun ya.
Benim timingim bozuluyor o an. Çok teşekkür ederim, alkışlayın. Alkış bir daha yapmayacağım, özür dilerim. Kolay kolay beğenmeyenler örgütündenim. Anlatım dili, hareketleri çoğu yeni nesil stand-upçılar gibi biraz itici dursa da. Bu olumlu mu oğlum? Hikayeleri, tespitleri gayet güzel adamın. Mutlaka şans verilmesi gerekir. Kim lan bize? Şans verecek olan kim mesela? Ben onu çok merak. Şans verin. Kim? Kimse şans vermiyor. Siz vereceksiniz şans. Yolu açık olsun çünkü tanınacak bu gidişle. Birazcık mutsuz bu arada ya. Skom. Eyvallah. Böyle adamları hiç sevmem. Öveceksen lef. Gömeceksen göm. Bu ne böyle? Bana göre siyasi ya da ofansif mizah yapabildiğinde potansiyelin %100'ünü ortaya koyabilecek komedyen. Bence kendisinde arzusu bu yönde. Tabii ki her komedyenin böyledir yani. Bu kadar duyar olması hiçbirimizin işine gelmiyor. Senin de işine gelmiyor. Duyarı kasıyorsun, mizah ölüyor. İnciden inceye de olsa yapmaya çalışıyor, doğru. İyi de yapıyor fakat malum ülke şartları gereği bir yerde o da tıkanıyor. Son zamanlarda çıkan komedyenler içinde bu çabası bile onu diğerlerinden farklı kılmaya yetiyor. Çok sağ ol. Mesela bak gece 12'de yazmış. Atlı yerinde. Düşünmüş. Ya aslında bir tek ben yapmıyorum. Bunu yine söyleyeyim ama yayınlanabilir ölçüde yapabilen şu an ben varım galiba diye yani göz bilmiyorum. Ya yani yayınlamaya başladılar ki ben eminim ki yayınlanacak. Daha geliyor, gelmekte yani. Bu çok ince bir çizgi bunun doğru yapılması. Biraz zor bir yer yani. Onu net söyleyeyim. Şaka yapan insanlar bizi fazla ciddiye mi alıyorsunuz bazen acaba? Kahkahalarla güldüren cinsten değil. Yer yer. O da oluyor ama genel olarak bir kalite hakim. Sevdim bu adamı. Oğlum niye böyle yorumlar var ya? Kahkahalarla güldürmüyor ama sevdim. Ya benim işim kahkaha. İnternette ekran başında gülebiliyorsan müthiş bir şey izliyorsun demektir zaten. Canlıya gel. Canlıya gel orada bakarız. Teşekkür ediyorum. Ekşi itiraf. Anaokulundayken uyku saati oluyordu ya. Ben uyku saatlerinden nefret ediyordum. O zamanki öğretmenimize şey demiştim, hocam size mektup gelmiş, PTT'ye gidip almanız lazım demiştim. Çok komplike bir yalan 5 yaşındaki bir çocuğa göre. Bunun yalan olduğunu düşünmemişti o hoca. Ve 1,5 saat gidip mektubu alamayıp gelmişti. Ve biz uyumamıştık. Birinin bu kadar net kandırmayı hala sindiremiyorum yani. Kadının gözündeki hayal kırıklığı yani. 30 yaşındasın, 5 yaşında bir çocuk seni 1,5 saat dolandırmış yani. Çok özür dilerim hocam. Çok özür dilerim. Uykudan nefret ediyorum. Hala da. Türkiye'de ifade özgürlüğü. Neptün'de yaşam. Bakınız falan gibi bir şey. Stand-up yaparken akla komik bir şeyin gelmesi. Beni en çok yakan şeylerden biri bu. Genelde o komik gelen şeyi anlatırsam çok zor bir yola gireceğimi biliyorum. Bazen ağzıma kaçıyor hemen re yapıyorum. Yani stand-up yaparken sürekli aklıma komik şey geliyor. Bazıları çok tehlikeli. Yani gösterimin %30'u o güne özel oluyor benim genelde zaten. Yani o 1 saat ya 2 saat benim gösterilerim genelde. 120 dakikanın en az yarım saati o güne özel ve aklıma komik gelen şeylerden oluşuyor. Ha birebir metin komedisi yapmıyorum ben. Sevmiyorum. Sıkılırım ben. Yer yarılsa da içine girsem denilen anlar. Ya video patlamadı. 2021 Aralık ayında BK Mutfak'ta oturuyorum. Gösteri var akşam. 2 tane hanımefendi geldi. Pardon fotoğraf çeker misiniz dedi. Ben dedim ben ne? Çekiniyor. Aldım telefonu. Döndürdüm. Kızların suratı düştü böyle. Ne oldu ya dedim. Ya bizi çeker misiniz dedim. Ben geri zekalı gibi yani bir durduk yere bir insan bunu niye yapar? Ben bunu açıklama gereği hissettim. Dedim ki ya kusura bakmayın. Bu benim dedim. Afiş de orada. Çok tanınmıyorum ama dedim. Beni tanıyıp bazen çok nadir de olsa yılda 2 defa falan fotoğraf çektiriliyor. Ben de öyle bir şey sandım. Komedyenim ben. O yüzden şey yaptım. Ha öyle mi dedi. Tamam dedi. Bizi çekin, siz de çekinelim. Dedi. Çektim onları, biz de çektik böyle. Kız hiç gözü kapalı çıktı, şey oldu falan. Ay çok teşekkürler de sildi. Giderken de sildi gördüm. Böyle bir anım var. Çok utanmıştım. Salak gibi açıklıyorum. Kusura bakmayın öyle bazen. Ya hala da yaşıyorum bu arada, pardon özür dilerim. Yani şey oluyor. Şimdi tanınıyorum. Adam beni yolda görüyor. Abi çok gülüyoruz seni, sana ya diyor. Eyvallah diyorum. Çok komiksin ya diyor. Tamam. Fotoğraf mı çekeyim? Yok abi diyor. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Muhabbet bir yerde bitsin. Bunun bitme Q'sunu bilmiyorum yani. Gidersem ayıp olacak, kalırsam ne olacak bilmiyorum. Abi çok gülüyoruz. Evet abi. Fotoğraf mı? Yok. Tamam. Tamam ya. Türk televizyonlarındaki unutulmayan anlar. Bunun prodüksiyonuna kim ve nasıl karar verdi? Oraya salamın gelmesi için bunun önceden konuşuluyor olması lazım. Bu masada kaç kişiydiniz? Yani 4 kişi miydiniz? Yoksa yanında gizliden salam getirip mi başladı? Yani ona onay veren o 3-4 kişi çok merak ediyorum. Bunu yapalım ya. Bu çok komik olacak o an. Canlı izliyordum. İnanamadım onu gördüğüme.
kalın bir de çapı var. Hani küçük bir şey değil, sosis değil yani. Böyle aldı. Prodüksiyon ha. Düşünmüşler bunu. Doğaçlama değil yani. Unutamadım onu. Komik insanların genelde mutsuz olması. Böyle bir şey var. Çünkü ya mutsuz değil de daha az mutlu olması komik insanları. Çünkü hayata karşı daha az bir filtreyle bakıyorsun. Daha gri bir alandan bakıyorsun. Pembe bir gözlüğün olmuyor açıkçası. Olabildiğince her şeye çok gerçek bakıyorsun. Onu anlatırım yani. Çünkü bir duyarın olamaz, bir kutsalın olamaz. Gerçekten komiksen zaten bir kutsalın olmuyor. Türk mizahının doruk noktası. Henüz gelmedi bence. Bugüne kadar çok güzel şeyler oldu. Olmaya da devam ediyor. Ama komedyen sayısı her zamankinden çok daha fazla. Üreten sayısı. Kendini duyurmaya başlayacaklar. 5-10 sene sonra global anlamda bu ülkenin komedyenleri çok takdir edilecek, çok eminim yani. Başka hangi sektör bu kadar iyi bilmiyorum ama alttaki tayfası çok iyi bu sektörün. Ankara'nın en çok sevilen yanı. Ankara'yı çok seviyorum. Belli bir yanından ötürü değil yani. Ankara'nın en çok sevilen yanı İstanbul'a uzak olması. Kadınlar komik, erkek sever. Hayır. Kadınları sevdiği erkekler komik olur. Doğru cümlesi bu. Bunu yanlış okuyunca bak anlaması değişiyor. Yani yoksa Ricky Martin'e de gülüyordu kadınlar. Ben hiç Ricky Martin'in komik olduğunu düşünmüyorum yani. Hep öyledir. İşte Johnny Depp'in yaptığı bir şakayı ben yapsam sahneden indirirsiniz beni. Johnny Depp yapınca saçmalama şaka. Saçmalama Johnny ya. Falan gibi bir yere geliyor. Ben Kıvanç Tatlıtuğ'yla bir kere karşılaştım. Adam normal konuşurken benden daha komik olabilmesinin tek nedeni bu olsa gerek. Adam şey diyor, ben bir kahve alıp ya saçmalama. Ne kahvesi yani. Türkiye'de her şey olabilirsin ama rezil olamazsın. Türkiye'de her şey olamaz. Ya Türkiye'de her şey olabilirsin ama rezil olamazsın. Bu doğru galiba. Bu doğru. Türkiye'de çünkü hafıza problemi yaşıyoruz biz birazcık. Hafızamız biraz şey. Yani rezil olamazsın. Yani 5 yıl önce olduğun hiçbir şey olamazsın aslında. Doğrusu o yani. Starsın mesela. 5 sene sonra değilsin de. Hemen üstüne çullanıyorlar. Öyle bir durum var yani. Her şey her an değişiyor. Popüler kültürün kölesiyiz. Öyle. Bitti mi? Ay bitti mi? Her şeyi cevapladık mı? Ne oldu Ekşi? Falan diye böyle tamam. Çok teşekkür ederim Ekşi Sözlük. Harikaydınız. Gerçekten kendimi farklı bir atmosferde hissettim. Çok eğlenceli geçti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olun. Değil mi? Öyle şeyler yapıyorlar mı? Bak ben nasıl burada abone olun, beğenin falan filan. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.